İkinci kaptan Mehmet Uyanık. Babam oluyor kendisi. İşte dün itibariyle bir haber geldi. Batuhan A isimli gemi bir haber geldi amcam tarafından. Ben de teyit etmek amaçlı baktım. Gerçekten o gemiymiş ve telefonları kapalıydı. İşte beklemeye aldık. Sahil güvenliği aradık. İşte sahil güvenliği çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Ondan sonra tabii biz meraklandık. Olay şeyine, toplanma yerine gelin dedik. Karacabey'e geldik. Gece 1.30 itibariyle. Sonrasında işte Kaymakam Bey geldi sağ olsun. İlgileniyorlar. Yetkililer çalışıyor. Evet. Yalnız ben tabii şu konuda bir şey serzenişim olacaktı. Burada SOS veriyor gemi tarafından. 6.32'de SOS veriliyor. 7.12'de de SOS sinyali kesiliyor. Bu arada 40 dakika bir zaman var. Tabii bize medya tarafından yansıtılan zaman. Bu 40 dakika içinde yani nasıl diyorum ben müdahale edilemedi ona şaşıyorum. Ben de 3 sene gemicilik yaptım. Gemilerde çalıştım. Yani yetkililerden rica ediyorum. Gerekirse reisimize rica ediyorum. Buradan bu tahkikatın yapılmasını rica ediyorum. Hani bundan sonra canlar yanmasın. Ha, inşallah umudumuz var diyelim. Allah'tan ümit kesilmez. Bekliyoruz yani. Yapacak bir şeyimiz yok. Çok detaylı bilgim yok. Siz ne biliyorsunuz? Ben de onu biliyorum. Yani medyadan izlenen kısmını biliyorum. Zaten bana da en son ulaştı. Yani siz ne biliyorsunuz? Ben de onu biliyorum. Çok tek öncesini bilmiyorum yani. Akşam 20.30 itibariyle kalkıyor. Marmara tarafından kalkıyor. Marmara'da sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. İşte Karacabey dolaylarında olay gerçekleşiyor. Tabii bu arada 40 dakika bir zaman yani normalde ben şeyi anlayamıyorum. Yani sahil güvenliğine ulaşmama şansı nasıl oluyor yani? Burada açık bir deniz değil, açık bir yer değil. Karadeniz değil, Akdeniz değil onu anlayamıyorum yani. Sadece bu kadar yani. 40 senede yaklaşım vardır. Şimdi tam hatırlamıyorum da yani net 40 senesi var. Tecrübeli bir denizciydi kendisi.